Bu seviyeye gelmemiz, çektiğimiz ızdırabı hafifletmez mi? İsmail ve İshak'ın torunları birbirlerini kucaklayıp severse sistemdeki ızdırap hafifler mi? Olacak o. Dediğim gibi ama sonra ilerleyen safhalarda. O yüzden ıslah İsmailoğullarına bağlı değil. Onların işi o değil. Onların işi şu anda yaptıkları iş. Anlatabildim ne demek istediğimi. İsmailoğulları yapmaları. Yani İsmailoğullarının ıslah olmakla ilgili yapabilecekleri bir durum yok. Yapması gereken şey İshak oğullarına ait bir iş. Onlar o işi yapmadığı sürece İsmail zıvanadan çıktığı için agresif. O yüzden İsmail'in sakinleşmesi, düzelmesi İsmail'e bağlı değil. O yüzden ıslah İsmailoğulları ile ilişkilendirilmiyor. İshak'ın yapması gerekenle ilişkilendiriliyor. Bu yüzden İbrahim İsmail'i gönderiyor. O çok derin bir hikaye. Yani bir gün onu hepsini açıklayacak bir ortamımız olursa açıklarım. O yüzden anlatabildim mi? Çünkü İsmail'in yapabileceği bir şey yok orada. Bu yüzden de İbrahim gönderiyor onu. Yani yapacak bir şey yok diyor. Ona kardeş de olamaz, bir şey de olamaz. Yapabileceği bir şey de yok. Ve ayırıyor yani İbrahim ikisini. Daha sonra ama bir yer anlatırım. Temelleri çok derin onun. Uzak durulması, dokunulmaması gereken şeyler derken neyden bahsediyorsunuz rehberim? Nasıl bir ayrımdır o? Islah edemeyeceğim şeylere dokunmuyorum. Ayırt etmem gerek bazı şeyleri. Bazı şeyleri nasıl pirincin taşlarını ayıklamak gibi. Nasıl ayırt edilir? Yani o ifşa olması lazım. İfşa olduktan sonra dokunup dokunmayacağımı netleştirmem lazım. Bazı şeyler var. İfşa olduktan sonra onları dokunmayacaksın. O yüzden kısıtlama altına aldığımız şeyler var diyoruz, öyle değil mi? Yani tümüyle kısıtlama altına buna bakmayacaksın, dokunmayacaksın. Bir kenara koyacaksın. Ve ıslah edebileceğin şeye odaklanacaksın. Islah edebileceğin şeyi önce yaparsan öteki taraf otomatik olarak düzeliyor. O yüzden her şey olmak zorunda realitede. Eksik yani ya da fazlalık eksik bir şey yok. Realitede her şey var. Sadece ikisini mutabakata getirmek için öncelikle bir ıslah yapman lazım ki ötekisiyle akabinde ilgilenebilirsin. Bir çocuğun hayatında büyümesi gibi. Büyürken yetişkinlerin şeylerini yapamaz. Ama yetişkinlerin şeylerini yapacak potansiyeli var çocukken. Ama potansiyel. Burada da aynı şekilde. O yüzden İsmail'e ve İsmailoğullarına ait ıslah olacak, ıslahla ilgili yapabilecekleri bir şey yok onların şu aşamada. Peki rehberim, maneviyata edinmiş bir kişi bir şeyi ıslah ettikten sonra diyelim, o şeyin fonksiyonu mu değişiyor kişi için, yoksa o şeye karşı yaklaşım mı değişiyor kişinin, nasıl bir şey dönüşüyor daha sonrasında, Yaklaşımı değişiyor. onu kullanma Yaklaşım. biçimi mi değişiyor sonrasında? Tabii. Kullanma niyeti değişiyor. Çünkü biz perdeyle ilgileniyoruz. Tamam. O yüzden kullanma niyeti değişiyor. Ve her şey realitede niyete göre işliyor. O yüzden en önemli şey düşüncede.